Herkese merhabalar. Bu videomuzda kar zarar yüzdesine göre grafik oluşturma ve portföy yüzdesine göre grafik oluşturmadan bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Hisse kodlarımın olduğu sütunda hisselerimi seçiyorum ve aynı hisselerin karşılığında maliyete göre kar zarar oranlarını seçiyorum. Ekle menüsünden bakın burada grafikler var. Grafiklerde bunu sütun grafiğiyle gösterebiliriz. Buradan istediğiniz bir sütun grafiği şeklini seçebilirsiniz. Ben birinci grafiği şuradan seçeyim. Bakın şu şekilde bir grafiğim oluştu. Bunu yukarıdaki grafik tasarımı kısmından isterseniz farklı bir grafik şekliyle değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle bir grafik kısmı daha güzel durmakta. İsterseniz bunu seçelim. Grafik başlığı olarak maliyete göre kar zarar yüzdesi şeklinde bir isim verelim. Grafiğimi de şu alt tarafa doğru şu şekilde yerleştirelim. Şuradaki veri kısımlarına geliyorum. Mavi olarak işaretlenmiş kısma. Yan tarafta bakın veri serisini biçimlendir diye bir kutu açıldı. Dolguya geldiğim zaman düz dolgu negatifse diğerini seç diye bakın bir seçenek var burada. Buna geldiğinde benim birkaç hissem negatifte. Dolgu rengim benim yükselen renk. Burayı sizde farklı bir renk varsa ben yeşile çevirdim. Siz de yeşile çevirsiniz ya da istediğiniz farklı bir renge. Negatifse de burayı kırmızı yapsın. Şuradaki kırmızıyı da seçelim. Bakın alt tarafta kırmızı oldu. Bu şekilde renklendirmenizi yapabilirsiniz. Şuradaki yazılarımızı bu şekilde büyütüp kalınlaştırabilirsiniz. Şöyle grafiğin üzerine sağ tuş tıklıyorum. Veri etiketi ekle var bakın burada. Üzerine de veri etiketi ekleyebilirsiniz. En azından hangi verinin ne olduğunu görme şansınızı elde edersiniz. Şurayı tıklayalım. Ekseni biçimlendir diyelim. Değer etiketleri, etiketler nerede olsun? Eksenin yanında demiş, düşük. Evet, şu şekilde ayarlayalım. Burayı düşük olarak ayarladım. Bu şekilde bir kar zarar yüzdesi oluşturmuş olduk. Şimdi isterseniz bir tane de portföy yüzdemizi oluşturalım. Portföy yüzdemizle ilgili yukarıda bakın bir formül girmiştik buraya. Burada da yine yapacağım işlem şu olacak. Buradaki hisse senetleri kodunu seçeceğim. Aynı şekilde portföy yüzdesi ile ilgili kısmı CTRL tuşuna elimi basılı olarak seçiyorum. İkisi birlikte seçildi. Tekrar ekleye geliyorum. Buradan pasta grafiğini seçelim bu sefer. Bu şekilde bakın bir pasta grafiği seçtim. Standart bir pasta grafiği. Getirdim bunu da buraya şöyle yerleştiriyorum. Bunu yukarıdan biçimlendirebilirsiniz. Burada güzel şablonlar var. Mesela şöyle bir şablon seçebilirsiniz. Şöyle bakalım daha farklı şablonlar var mı? Evet, bu şablon güzeldi. Bu şekilde bir şablon seçtik. Şöyle üzerine sağ tuş tıkladığımda veri etiketlerini biçimlendir dediğimde aynı zamanda sayfayı biraz kaydıralım. Değeri göstermesin. Kategori adını gösterebilir bu şekilde. İsterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Etiketin konumu demiş. Nerede göstereyim? İç son kısmı uygundur. Burada pasta dilimlerinin isterseniz aralarını açabilirsiniz. Bakın üzerine tıkladığımda veri serisi biçimlendir kısmında şöyle biraz aralarını açma şekli verebilirsiniz. Evet, grafiğimizi de bu şekilde oluşturmuş olduk. Bunu da diğer grafiğin yanına şöyle alalım. Grafiklerimiz aynı hizada dursun. Evet, burada bir tane daha çalışma sayfası oluşturayım. Buna da kasa ismini verelim. Burada da gelen giden yatırılan paraları isterseniz kontrol edelim. Şöyle yapalım. Birinci hücremize ben toplam yazayım. İkinci hücremizden itibaren buraları dolduruyorum. Bu şekilde isterseniz biçimlendirelim. Bu kadar alan şimdilik yeterli. İç kenarlık verelim. Bir de dış kenarlık verelim. Burayı yine eşittir diyelim. Satır formülüyle -2 diyorum. Bir önceki satırı yazıyorum buraya. Ve şurayı aşağıya doğru çekiyorum. Tarih kısmımızı tarih olarak biçimlendirelim.
Satırlarımızın yüksekliğini ayarlayalım isterseniz. Evet, şu şekilde hem de görmüş olayım. Komple hepsi ortalı olsun yazılarımız. Burayı birleştirdik. Bu da bir satırım fazla oldu. Şöyle yapalım. Açıklamayı biraz daha uzun tutalım. İlk paramızı biz ne zaman yatırmıştık? Ocak ayının 1'inde. Burayı Ocak 1 olarak alıyorum. Ne kadarlık bir portföy oluşturmuştuk? 100.000 TL'lik bir portföy oluşturmuştuk. Bunların hepsi TL olarak biçimlendirilecek. Hücre biçimlendir diyelim. Para birim olarak buralar biçimlendirilsin. Bunları da kalın gösterebiliriz istersek. Şöyle şurayı farklı bir arka plan rengi yapalım. Hücrenin iç taraflarını farklı bir renk yapalım. Şöyle yukarıya da farklı bir renk verelim. Bu alta doğru yaptığımız yatırılan paraların miktarlarını ister alta da toplayabilirsiniz, isterseniz yukarıya da toplayabilirsiniz. Ben yukarı tarafa doğru toplayayım. Yukarıya geliyorum. Formüllerden otomatik topla diyorum. Nerenin toplamını alacak? Buranın toplamını alacak. Buraya yapıştırdım. Çekilen para yine temettüleri toplasın. Hesap bakiyesi olarak yine şu alt tarafın toplamasını yapacak. Buradaki hesap bakiyemiz bizim ne olacak? Eşittir. Yatırılan para. Buraya parantez açalım. Artı temettüler olacak. Parantezi kapattım. Eksi neresi olacak? Çekilen para olacak. Bunu da bu şekilde böyle hesapladım. Bunu da aşağıya doğru kopyalayalım. Evet, böyle de bir kasa verisi oluşturmuş oldum. Burayı da artık yatırılan paralar, çekilen paralar açıklama. İsterseniz şuraya da açıklama kısmına da hesap açılışı diyelim. Bunlar da soldan itibaren hizalı olsun. Metni de kaydır diyelim. Tık da şöyle büyütürsek ve şurayı tekrar kalın bir çerçeve yapalım. Tamam. Tablomuz tamamlandı artık. Bakın, veri kısmım var. Hisselerim kısmı var. Burada bayağı güzel hisselerle ilgili tablomuzu oluşturduk. Kasamız var. Kasayı şu verinin yan tarafına atalım. Hisselerimizin içeriği. Umarım sizler için faydalı ve kullanışlı olur. Bir sonraki videomuzda temettülerle ilgili işlemler nasıl yapılır onu görelim. Devamı için bedelsiz hisse senetleri, bedelli hisse senetlerinde portföyümüzü nasıl şekillendirebiliriz, maliyetimizi nasıl oluşturabiliriz ondan bahsedelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğitim serimiz içerisinde yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için de paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.